bir yerde olmalıydı zannedersem. Yakıt alamadık. Şayze. Oraya gidemem. Nerede var ki ya tankisterle? Evet, geri döneceğiz gençler. Metre sıfırı gösteriyor. Yakıt alıp geri dönmemiz lazım. Evet gençler, dediğim daha yoluna gidiyordum fakat hiç dikkat etmedim. Motorda yakıt kalmamış. Yakıt lambası yanıp yanıp sönüyor göstergesi. İleride bir tankisterle vardı, yani benzin istasyonu vardı. Fakat orası şu an kapalı pazar olduğu için şu ileride bir tane var. Orada büyük ihtimalle kapalıdır ama hani kendin öde böyle kartla ödeme istasyonları var, pompaları var. Ondan varsa kendim alacağım. Of. Hah. Kızımın karnı aç. Hayır, öyle bir yerdeyim ki buradan eve gitmek de bir mesele yani, yakıt biterse. Onlar yakıt aldığına göre var demek ki. Şöyle biz de bir girelim. Kızımın karnını doyurayım. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar, bunları da size göstermiş olayım ben. Yakıtı burada kendiniz nasıl alıyorsunuz? Hani normalde böyle değil, buradan doldurup gidip içeride ödeme yapıyorsunuz. Fakat böyle kapalı olduğu zamanlarda nasıl yakıt alıyorsunuz? Onu da size göstereyim. Şöyle. Aha. Nasıl edeceğiz kartı? Var. İşte de var. Tamam, duruyor. Sıkıntı yok. Ben parayı verelim. Al parayı bakayım. Aferin. Bank. Okey. Söyle kaç? Söyle 2. 2. Söyle ben kendim. Okey. Hangisi? 0.95. 10 liraya 6 litre yakıt alacağız. Tamamdır. 10 frankımızı koyduk. Yakıtımızı aldık. Pompamızı yerleştiriyoruz. Ardına. Bak, buz verecek mi? Vermedi. Verme lan. Evet arkadaşlar, işte bu kadar basit. Hani burada pompacı yok. Burada pompacı sizsiniz. La yavaş git. Anlamıyorum, bu yapışkanlar niye böyle kıvrıldığı yerden kalkıyor? Niye yapışmıyor, ben onu anlamış değilim. Evet arkadaşlar, hani bu İsviçre'deki istasyon sorunlarını da bu şekilde anlatmış oldum sizlere. Yani dediğim gibi pompacı yok burada. Hani buraya geldiğimde benim ilk aklıma gelen şey, mutlaka sizin de aklınıza gelmiştir.
Hani burada dediğim gibi normalde yakıtı dolduruyorsunuz, para falan ödemiyorsunuz, gidip içeriden ödüyorsunuz. Hani içeriden kaç, hani ödemeden kaçsam ne olur ki? İlk aklıma gelen bu oldu, biliyor musunuz? İşte bizdeki ilk düşünce bu yani. Önce kurnazdı, önce dalaveresi, sonrasında ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, umarım sizler için de bilgilendirici bir video olmuştur bu. Bu tür videoların devamı için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Öncelikle videoyu beğeniyorsunuz. Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. 44 ailesi sizin gibi değerli bir insanla tekrardan karşılaşmış oluyor. Bünyesine katmış oluyor. Ve yorumlarda arkadaşlar bunun gibi konuları altına yazıyorsunuz. Merak ettiğiniz konuları 44 Motovlog abiniz de sizler için çekiyor bunları. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve de hoşça kalın.